Evet, kahvaltımı yaptım, toparlandım. Saat 10:20 geçiyor. Bu taşları da dizmiştim. Artık bundan sonra gelen kullansın. Öküzlerden dolayı dizmiştim. Öküzler aşağı inmedi. Yukarıda görüyorum onları. Yanlarından geçmeye çalışacağız. Birazdan. Şu anda zannedersem 2900 metrelerdeyiz. Zirve 3937 metre. Seller geçidi şuranın arkasında. Bu da 3200'lü bir şey olması lazım. Öküzlerin olduğu yere geldik. Hele bir tanesi var ki. Herhalde reisleri. Bak aşağıda hava ısındıkça, otlar sarardıkça yükselmişler. Birkaç tanesi ters ters bakıyor bana. Bir an önce burayı terk etmem lazım. İyi ki akşam aşağı inmediler. Çadır madır bırakmazlar. Evet, ilk rampaları geçtik. Çok yorulduk. Aslında en kolay yerlerini geçtik. Çok yorulduk. Güzel aşağıda. Keyiflerine bakıyor. Taşköy daha karşımızda. Çıkacağımız yerde. Şurası. Buralarda sanki biri söylemişti de onun adına bir şey var mıydı? Emin değilim. Yani çünkü babadan da büyük bir şey. Türk bayrağı da var. Üstünde eski nişanı. Evet, aşağıdan sisler geliyor. Sisler gelmeden ilk yere ulaşırsam çok iyi olacak. İşte aşağıda menderesler oluşmuş. Şu çıktığım yer çok dikti. Aşırı dik. Korka korka çıktı. Geçen gün aşağıda birisinin yani ölümü nedeniyle yapılmış bir şeyse, anıtsa gerçekten buradan yuvarlanıp ölmüştür. Allah korusun. Dik yerler devam ediyor çünkü. Sağ salim yukarı ulaşırım inşallah. Şuradan çapraz mı gideceğiz? Dik mi çıkacağız bilmiyorum. Dik çıkacaksak sıkıntı. Çapraz gideceksek yorulmadı. Ama yaklaştı. Aşağıda birileri geldi. Evet, Seldar geçidine geldim. Hatta geçitten de az bir şey yukarıdayım. Az önce baktım. 3234 metre. Bu arada rüzgar çok esiyor. Kaçıyor dağının zirvesi. Bayrak biraz geride tabii, tam gözükmüyor. Şu tarafa dönelim şimdi. Evet, göller. Göller Allah'tan yakın. En azından buradan yakın gözüküyor. Geride bıraktı. Bundan sonra da sıkıntı olmaz inşallah. Şu rüzgar biraz inince keser inşallah. Evet, yukarıdan geldik. İniş zor olmuyor tabi. Yavaş yavaş indik. Yukarıdan gözükmeyen göl. Meteraz Gölü. İleride Büyük Deniz Gölü. Şu sislerin arasında da Atsız Gölü var. Oranın sırtından da aşağıda Çaymakçur Yaylası'nın üst tarafında Karadeniz Gölü var. Evet, Meteraz Gölü'nü geride bırakıyoruz ve Büyük Deniz Gölü'ne doğru yürüyoruz. Yaklaştıkça uzaklaşıyor göl. Halbuki sırttan baktığımda sanki dibimdeydi. Evet, bayağı alçaldık aslında ama
Burada kar var. Demek ki fazla güneş almıyor. Ve büyük deniz gölü. Ara ara sis kapatıyor. Kapatmadan çekelim. Bir düzlüğe indik. Büyük deniz gölünün düzlüğü. Kimseler de yok. Hayret. Bir ses duymuştum halbuki. Evet, Büyük Deniz Gölü'nü de geriye bırakma zamanı geldi. Şimdi ileride küçük bir göl var. Atsız Göl veya Küçük Deniz Gölü gözüküyor zaten biraz. Orayı göreyim. Şu sırttan Çay Makçur gözüküyorsa, Karadeniz Gölü gözüküyorsa bunu bir göreyim. Ta yukarılardan geldik. Büyük Deniz Gölü'nü geride bıraktık. Bu Atsız Göl veya Küçük Deniz Gölü şimdi sırta geldim. Aşağısı sis herhalde, bir şey görebilecek miyiz bakalım. Evet, göl gözüküyor şükür. Bu da Karadeniz Gölü. Çay Makçur Yaylası'nın yukarısı. Şurada bir tane küçük bir gölet var. Tabi uzun yürüyüş yapan kampçılar buralardan derota var aşağıya doğru. Zaten patika falan görüyorum aşağıda. Sis buraya kadar geliyor. Burada dağılıyor. Duyduğum sesler şimdi aşağıdan geliyor. Göremedim nerede olduklarını. Demek ki buradan aşağıya rota yapıyorlar. Artık Kavron Yaylası'na doğru inişteyim. İki kişiyle karşılaştık. Yabancıymış onlar. Zaten kamp kuranlar genelde yabancılar oluyor. Hani o yabancılar da Avrupalı yabancı tabii. Evet, bir yabancıyla da daha karşılaştım. Köpeğiyle beraber çıkıyordu bayan. O da Avrupalı. Ben de inişe devam ediyorum. Herhalde çok fazla kalmamıştır.
Evet, Kavran Yaylası'nın ilk evi gözüktü sisler arasında. Demek ki geldik. Evet, nihayet arabanın yanına ulaştım. Kavran içerisinde değil de işte mezobite çıkarken kolaylık olsun diye buraya park etmiştim. Başka park edenler de var.